Selamünaleyküm hocam. Buradayım. Size takip ediyorum. Hocam cennette aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam cennette maddenin aslını görebilecek miyiz? Sizleri çok seviyor. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Ayşe. Hayır. Biz Allah'ın kendini bildiği gibi Allah'ı bilmemiz imkansızdır. Yani sonsuza kadar imkansızdır. Haşa Allah'ı biz Allah'ın kendini bildiği gibi bilmemiz için Allah olmamız lazım. Bu mümkün değildir. İmkansızdır. Maddenin aslını da asla bilemeyiz. Hiçbir zaman içinde bilemeyeceğiz. Biz de Allah'ın gösterdiği kadar bileceğiz. İnşallah. Dışarıdaki maddenin aslına sadece iman ediyoruz biz. Aslını göremiyoruz, bilmiyoruz. Bilimsel olarak sadece bir tahmin var. Karanlık olduğu, yani ilmi olarak karanlık olması gerekiyor. Ve renksiz olması gerekiyor. Ve saydam olması gerekiyor bilimsel olarak. Ama hiçbir zaman için aslıyla muhatap olamıyoruz. Mesela evde eşyalara baktım. Aman ya Rabbi, Cenab-ı Allah. Ne kadar titiz. Ne kadar bize güzellikler sunmuş. Allah Allah. Kardeşim her yerde bir ihtiyaca yönelik bir şey yaratmış ya. Bakıyorum. Ne kadar acayip. Mesela bak burada bakıyoruz. Fincan. Niçin? Kahveyi içelim diye. Ama bayağı süslemiş. Hoşumuza gitsin diye. Tamam. Mesela bak tesbihin taşlarını yaratmış. Allah onları da ipe dizmiş. Hoşumuza gitsin diye. Hoş bir yosun rengi de vermiş. Efendim. Sesini bile çok güzel yaratıyor. Evet. Değil mi? Bak şıkır 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 maşallah, şıkır. maşallah. Mesela parıltısını çok güzel yapmış. Dışarıdaki aslını göremiyoruz, bilmiyoruz. Saydam dışarıdaki aslı. Ve karanlık ışık olmaz. Renk de yok. Bu düşünme ve düşünmeyle bulunan bilgi Allah'tan ilhamla gelen bilgidir. Kur'an bize konunun özetini anlatır Cenab-ı Allah. Ne olacak? Ne anlatıyor Allah? Ben varım diyor. Birim. Sizi yarattım. Seviyorum sizi diyor. Sizin de beni sevmenizi istiyorum diyor. Benden korkun. Ama aşk korkusu olsun bu diyor Allah. Size cennet yarattım. Ben kendim sonsuzum diyor. Sizi de sonsuz yapacağım diyor. Başlangıcınız olacak, sonunuz olmayacak diyor Allah. Size en güzel nimetleri sunacağım. Ama bana sevginiz çok coşkulu olacak diyor. Bana şüphe gözüyle bakmayın. Bana hüsnü zannan güzel gözle bakın. Ben hikmetle yaratıyorum her şeyi diyor. Bir hayırla yaratıyorum. Sizi imtihan ediyorum. İmtihanda haklıyım diyor Cenab-ı Allah. Çünkü imtihansız aldığımda, Hazreti Adem'i aldığımda gördünüz diyor. Olmuyor diyor. Sizi imtihanla alacağım diyor. Yani ben yaklaşık tabii Cenab-ı Allah tam böyle demiyor da anlaşılan şekli anlatıyorum. Sizin zevk almanız, mutlu olmanız benim hoşuma gidiyor diyor Cenab-ı Allah. Beni sevin. Sizin mutluluğunuzu ben de zaten yaşıyorum diyor Allah. Sizin aldığınız hazların hepsini ben de zaten ben de alıyorum diyor Allah. Çünkü biz mesela ağzımıza bir şey lezzet aldığımızda Allah da aynı anda alır. Çünkü o yaratıyor aslında zaten. Biz mesela bir şeylere dokunduğumuzda aynı hissi Allah da alır. Biz kopyasını alıyoruz gerçek algının. Aslında Allah alır algının. Mesela acı çektiğimizde Allah da aynısını bilir. Ama Allah'a etki etmez. Bize niye etki ediyor? Çünkü insanların canı tatlı. Bir şey olur din canına. Ondan rahatsız oluyorlar. Evet. Halbuki Allah aynı acıyı hepsini hisseder Allah. Ama rahatsız olmaz acıdan. İnsan rahatsız oluyor. Sebebi canının tatlı olması. Eğer o sırrı yakalasa o acıdan da rahatsız olmaz inşallah. İnşallah. Yakalasa değil mi Allah affetsin onu hissetse bilse. Ya mesela bak kalem nasıl süslemiş bak. Hoşumuza gitsin diye. Biliyor musun? Bak, görüyor musun sen? Sırf hoşumuza gitsin diye. Maşallah. Mesela bak dondurma için kaşık yaratmış. Metal. Tam rahatça tutmamızı istiyor Cenab-ı Allah. Kur'an'ı kitap olarak hazırca karşımıza yanımıza getirmiş Cenab-ı Allah. Bir de arasına da hatta böyle istediğimiz sayfaya rahat ulaşmamız için de ip koymuş Cenab-ı Allah. Yazıları gayet düzgün. Bütün anlattığı gayet düzgün. Mesela sabah Tevrat okudum. Sayfalarca adam kesmeyle ilgili kısımlar anlatıyor.
şu şunu kesti, bu bunu kesti, şu şunu kesti, bu bunu kesti. Ya, ama ucu bucağı yok. Adamları nasıl doğradılar? Toptan da hepsini aldı diyor, kesti, biçti, bitti. Bitti zannediyorsun, bu sefer diyor öbürü başladı diyor. Hepsini binanın içine doldur diyor, tamamını kesti diyor. Kan revan içinde kaldılar diyor. Sonra öbürleri geldi, onlar da onu kestiler diyor. Ben anlamıyorum yani bunu. Yani niye buna gerek duydular? Yani krallar bilme. Yani bunun ne faydası olacak insan ben anlamıyorum. Niye Tevrat için onu korlar? Tabii. Mesela Hazreti Süleyman'ın meseleleri güzel. Faydalı, hoş. Büyük bölümü çok güzel. Bu hoş. Efendim böyle güzel ahlakı anlatan kısımlar güzel. Sevgiden bahseden kısımlar güzel. İncil'de de öyle. Meseleler, bölümler anlatıyor. Çok güzel. Bütün insanlar için Cenab-ı Allah'ın işte neyse onu söylemiş mi? O akıl karıştırır. Allah tekliğini çok vurguluyor. Yani şirk koşmayın diyor. Yani bu Allah'ın oğlu denmesi, Cenab-ı Allah bunu istemiyor. Yani ben birim diyor Allah. Ben de Allah'ın biri oldu. Hangi Hristiyan Hazreti İsa'nın Allah olduğuna inanır? Ya mesela şimdi birisi gelse buraya Hristiyan, selamünaleyküm, aleykümselam konuşuyoruz. Hazreti İsa Allah mı desek, haşa. Ya utanır adam ya Allah demeye yani dini olmaz lazım insan değil mi? Ya kardeşim yiyor, içiyor, yatıyor, uyuyor. Tabii. Aç kalıyor ya, midesi ağrıyor. Allah olur mu? Allah'a dua ediyor. Koskoca insanlar böyle ızdırabın içine sokmanın alemi ne? Herhalde sembolik anlamda söylediler o zamanlar. Tevrat'ta da öyle bir usuf var çünkü. Bütün insanlara Allah'ın oğulları deniyor. Ama sembolik yani. O anlam, gerçek oğlu anlamında değil. İnşallah. Onu almışlar, bu şekle getirmişler. Yani oradaki ifadeleri. Çünkü bütün insanlara yönelik ifadeler var Tevrat'ın birçok yerinde. Allah'ın oğulları diye geçiyor. Burada geçtiğine göre diyor, o da orada. Kardeşim orada onun sembolik söylendiği belli. Onu niye öyle gerçek anlamıyla varmışsın gibi anlatırsın? Sonunda da Avrupa'da muazzam bir dinsizlik yayıldı. Izdıraba sebep oldu. Tabii.